Bundan bir 5-6 yıl önce yaklaşık 30 kiloya kadar bir kilo verdim. Bunu tamamen kendim evde yaptığım kürlerle başardım sevgili arkadaşlarım. Sonrasında da gerekli eğitimleri alarak sizlere bu kürlerden gün be gün bahsediyorum tam 3 yıldır. İşte lahana kürü, lahana ile bugün yapacağımız kür benim o 30 kilo verme sürecimde Ara ara kullandığım en güzel kürlerden bir tanesi bir kere son derece hızlı bir şekilde ödem attırıyor arkadaşlarım aynı zamanda lahana içerisinde B12 vitamini bulunduran nadir sebzelerden bir tanesi şimdi şöyle 200 gram kadar bir lahanamızı küçük küçük doğrayacağım sevgili arkadaşlarım lahananın içerisinde bulunan bileşimler yağ yakıcı özelliğe sahip aynı zamanda vücutta hücresel bazda yağ tutulumunu engelliyor. Yani vücudunuzun yağlanmasını da engelliyor arkadaşlar. Hem yağ yaktırıyor hem de yağlanmayı, kilo alımını durduruyor. Bu sebeple ciddi anlamda önemli ve etkili kürlerden bir tanesini bugün sizlerle birlikte yapacağız. 30 kilo verme süreci yaklaşık bir yıl devam eden bir süreçti. Ciddi anlamda çok güzel kilolar verdim. Bunlardan en önemlisini de en fazla kilomu da yine lahana kürü ile birlikte verdim. Biri de limon kürü arkadaşlarım. Onun da buraya kartını bırakırım kanalda var. Binlerce kişi onunla da hızlı bir şekilde kilo verdi. O da çok sağlıklı kilo verme yöntemlerinden bir tanesi. Mutlaka onu da izleyin. Lahana kürü ile bir ayda 7-7,5 kilo kadar kilo vermiştim hiç unutmuyorum her gün kaynatıp kaynatıp içmiştim arkadaşlar zor değil çok kolay hem zaten şu an lahana mevsimi olduğu için onu bulmanız da çok kolay fiyatları da oldukça uygun ee, yani yazın lahana kürü yapacağımıza şimdi yapalım çünkü daha kolay bulabiliyoruz daha bol bol bulabiliyoruz Lahanamı güzelce küçük küçük doğradıktan sonra şöyle orta boy bir tenceremin içerisine alıyorum. Ne kadar küçük doğrarsanız o kadar iyi oluyor arkadaşlarım burada. Hatta bunu böyle küçük küçük robotta da çekebilirsiniz. Ama ben bu şekilde doğramayı tercih ettim. Şimdi sıra limonda. Burada bir adet limon kullanacağız sevgili arkadaşlarım. Limonumuzu kabuğuyla birlikte kullanacağız. Kabuğu lütfen çok güzel şekilde yıkadığınızdan emin olun. Ve her zaman söylediğim gibi eğer e, kabuğun ilaçla vesaireleri doğru yıkanmamış olduğunu düşünüyorsanız kabuğunu soyarak kullanmanızı da tavsiye ediyorum. Karbonatla böyle kabuğu ovarak yıkayabilirsiniz. Kaynar suda bir müddet bekletebilirsiniz. E, her iki şekilde de limon kabuğunu temizleyebilirsiniz. Hatta sirkeli suda da bekletebilirsiniz. Şimdi bu şekilde halka halka limonumu kesiyorum. Limonun yağ yakıcı özelliği var biliyorsunuz, antioksidan aynı zamanda e, vücuttaki iltihapları kurutarak ciddi anlamda vücudumuzda enfeksiyona sebep olan ve dolayısıyla metabolizma hızını düşüren bir takım enfeksiyonel durumlardan da bizi kurtarıyor. Burada limon konusunda dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi tüm videolarımda söylediğim gibi çekirdekleri çıkartmanız sevgili arkadaşlarım çünkü Çekirdekler e, kürün acı olmasına sebebiyet veriyor. Bu suretle de kürümüz kullanılamaz. Dolayısıyla çekirdekleri mutlaka çıkardığımızdan emin olalım. Evet şimdi limonlarımızı da koyduktan sonra burada e, önemli malzemelerden bir tanesi de karanfil. Karanfil e, kan akış hızımızı çok sakin bir şekilde doğal bir şekilde hızlandırıyor. Aynı zamanda iştah kapatma konusunda karanfil daha doğrusu iştah kontrolü konusunda Karanfil oldukça önemli baharatlardan bir tanesi. Şöyle 4-5 tane karanfilimi de tenceremin içerisine attıktan sonra şimdi suyumu ilave edeceğim. Elimdeki bardak 200-250 milim kadar bir su bardağı bununla 5 bardak suyumu tenceremin içerisine ilave ediyorum. Kaynar su da ilave edebilirsiniz burada soğuk su da ilave edebilirsiniz. Önemli değil zaten bir kaynatma işlemi e, uygulayacağız. Şimdi tencereyi ocağın üzerine götürüyorum. Orta ateşte fokurdama başladıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika kadar tüm malzemenin suya geçmesi için kaynatma işlemi uygulayacağım sevgili arkadaşlarım. Limon kabukları yumuşayacak, karanfiller tüm aromasını suya verecek. Aynı zamanda lahanalar da yumuşadığında artık kürümüz olmuş demektir. Ocaktan daha sonra alacağız ve birkaç işlem daha var. Onları da videonun ilerleyen bölümlerinde sizlerle paylaşacağım. Evet lahano suyumuz yavaş yavaş hazır oldu. Gördüğünüz gibi limon kabukları artık yumuşamış. Ee, şöyle bir güzel kaynamışlar. Tüm malzemeyi suya vermişler. Suyumuz da hafif sarımtırak bir renk almış. Şimdi güzel bir şekilde artık altını kapatıyorum ve diğer işlemlere geçiyorum. Şimdi biraz ılıdıktan sonra tenceremin içindeki tüm malzemeyi suyu şöyle bir kabın içerisine süzerek boşaltacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel. Arkadaşlar bu arada e, lahana'nın hafif itici bir kokusu olabiliyor. Bundan dolayı bazı arkadaşlarımız lahana tek başına kaynatılıp içtiğinde çok sevmeyebiliyorlar. Ama bu kürde limon ve karanfille birlikte ciddi şekilde güzel bir aroma ortaya çıkıyor. Çok şaşıracaksınız, çok severek tüketeceksiniz kesinlikle. Şimdi bu malzemeyi de şöyle bir sürahi'nin içine alıyorum. E, ama ben birazcık bu malzemeyi e, sürahiye alırken yarım bardak kadar zayi etmiş olabilirim. Siz daha dengeli ve düzgün şekilde dökersiniz eminim. Ben birazcık böyle dışarı döktüm. Şimdi hemen şöyle tahtamızın üzerini temizleyelim. Ve şöyle bardağımızı alacağım şimdi gerçekten e, mutfağın içi şu an misler gibi koktu. Bu kadar güzel bir zayıflama kürü olamaz. Hem çok güzel hem çok etkili. Tartıda çok kısa sürede etkileri göreceksiniz. Bakın içmeye başladıktan 2-3 gün sonra tartıda ciddi şekilde eksilme göreceksiniz ve şaşıracaksınız. Tabii ki bu kürleri yaparken yediklerimize içtiklerimize de dikkat etmemiz oldukça önemli. Hazır paketli gıdalardan, karbonhidratlardan, rafine şekerden olabildiğince uzak durarak gün boyunca gelip gidip bu suyu içerek çok sağlıklı ve güzel bir şekilde zayıflayabilir. Göbek, basen, kalça bölgelerinden yağlanmalardan kurtulabilir. Karın yağlarından kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Videonun sonunda da lahana suyunun genel olarak faydalarından bahsedeceğim. O kısmı da izlemeyi unutmayın. Belki sizde olan herhangi bir rahatsızlığı da bu yolla çözebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın sevgili arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım videonun bu bölümünde de beyaz lahana suyunun ve beyaz lahananın genel olarak vücudumuzda ne tür rahatsızlıklara fayda sağladığı hayatımıza nasıl bir şifa kattığından birlikte bahsediyor olacağız. Kolon ve mide kanserinin ilerlemesini önlüyor. Aynı zamanda e, lahananın çok önemli bir özelliği daha var sevgili arkadaşlarım. Havuç suyu ile birlikte karıştırıldığında sakinleştirici özelliği var. Özellikle ben e, havuçla birlikte beyaz lahana salatasını gerçekten çok seviyorum. Gerçekten sakinleştiriyor. Mideyi de sakinleştiriyor. E, psikolojik olarak bizi de Rahatlatıyor ee, Bağırsaklarda kurtlanmaya Ve farklı bağırsak hastalıklarına iyi geliyor Bakın özellikle çocuklarda Bağırsak kurdu çok bulunuyor biliyorsunuz Onlar için de çok faydalı selülitlerin önlenmesi konusunda çok önemli bir sebze suyu kilo vermede de etkili zaten başladı bütün e, video boyunca bunu anlatmıştık. Kan şekerini düzenleyip şeker hastalığını önlüyor. Bakın gerçekten çok önemli bir sebze ve bir e, sebzenin suyu beyaz lahana suyunun faydalarından e, bahsediyoruz. Bunun yanında e, mide ve 12 parmak bağırsağı ülserine karşı çok iyi olduğu e, gösteriliyor arkadaşlarım. İçeriğinde bulunan bol U vitamini sayesinde bağırsak kanserine karşı önleyici olduğu da söyleniyor. Ee, gerçekten özellikle e, beyaz lahana bağırsaklarda biriken toksik maddeler e, üzerinde çok etkili. E, gerçekten kullanılması gereken harika sebzelerden bir tane Benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.